sunan herkese merhaba. Çok sevdiğim bir insan. Çok beğeniyorum. Yani tanışmadım kendisiyle. Ama her zaman ekrana çıktığım zaman böyle kilitleniyorum kalıyorum. Siz de öylesiniz umarım. Meraktan çatlattın bizi Evrim. Ev sahibimizin ismini biraz daha açıklamazsan başına gelecek var ona göre. Biliyorsunuz ki Eurovision denince de ilk akla gelen isimdir kendisi. Semiha Yankı. Haydi gidelim. Apartman kapısından içeri girdik Evrim. Birazdan Semiha Hanım'la merhabalaşacağız ama merakımızı bir şey celbetti. Bahar gelip geçiyor ama sen hala kaban mevsimini kapatmamışsın. Hala üşüyorum ben ya. Siz gene iyisiniz. Hafif böyle yazlık yazlık montlarınız, tişörtleriniz. Zil yok mu lan? Özleyiş. Güzelliğe bak ya. Yiğirim. İnşallah. Sen kendi güzelliğine bak. Yok ya. Hoş geldin. Oy! Oy! Kahvemle karşıladım, kusura bırakamadım hiç. Ne haber bebeğim? Ay dünya güzeli ya maşallah. Teşekkür ya. Ederim. Hoş geldin. Hoş buldum. Nasılsın? İyiyim, siz nasılsınız? İyidir, gel. Hoş geldin. Kapının dışında gözetleme istasyonu kuran Evrim, daha içeri adım atmadan Semiha Hanım'ın evinin fizibilitesini çıkarmış bile. Şuradan gözetliyordum çalmadan önce. Maviyi gördüm, bayıldım. Ay ondan... Bodrum evi gibi. Biz boyadık onu. Şaka. Tabii. Yardımcımla beraber 3 gündür evde boya yapıyoruz. Deli gibi. Bırak ben. Biz geleceğiz diye mi? Ya siz geleceksiniz diye bir de evi tadilata girmem lazım aslında. Normalde 2 kat yukarıda perişan. Burayı dedik bir bitirelim, boyayalım ne yapacağımıza. Çok güzel olmuş. Teşekkür ederim, boyanın kodunu verin yaparsın. Ben? Ben getir ben boyayım. Ya ay kurban olurum, kıyabilirim. Abi ben dantel, örgü, tabii. Ya yok yok zaten onu konuşacağız tabii, şimdi. Tabii, böyle tabii. Bir kadın olabilir mi ya? Tabii. Dur, Allah'ım ben de böyle olayım inşallah. Ay olur. Ay, ya öf, vermiyor bana yeter. Ben de 0 el işi, el becerisi, boyama, çizme. 0 senin, oğlu 0. Senin çok da önemli yeteneklerin var. Estağfurullah. Çok daha önemli yeteneklerin var. Senin oyunculuğun, aman kişiliğin, karakterin. Ya ay, utandım. Ablamın da bu arada çok selamı var. Onu konuşacağım. Nasıl Hamiyet Hanım? İyi ne aldın? Çok özledim onu. O da seni çok özledim. Ama çok kızıyordur bana. Kızıyor tabii. Ben değil. Çok hayırsızım. Buradan tamam kendi öz eleştirimi verebilir miyim? Ver. Dünyanın en hayırsız insanıyımdır. Birçok dostum da bana çok bozuluyor. Aramıyorsun, sormuyorsun diye. Vallahi siz arayın diyorum. Ama telefonu da yok galiba ablamda. O da çok ulaşmaya çalışmış sana. Ama evvelsi gün buradaydı. Zeynep'le Elif nasıl? İyi, Elif evlendi biliyorsun. Şaka. Tabii Elif evlendi. Çocuğu oldu deme. Yok çocuğu olmadı ama evlendi. Ahmet Koç vardır müzisyen. Miorbir'in başkanıydı hani biliyorsun. Onlar evet. Evli. Zeynep evlenmedi. Benim kızım evlendi. Torunum var artık. Onu okudum. Tabii torunum var artık. Ya biz bu arada ailesini tanıyorum Semiha ama biz hiç denk gelmedik değil mi? Evet gelmedik. Hiç gelmedik. Ama gönülden, kalpten kalbe bir yol vardır. Yani uzaktan da olsa. Gel evet. Oturalım sohbet hadi, edelim. Hadi gel. Siz koltuktaki yerinizi almaya hazırlanırken biz daha sonramızı izleyelim. Bakalım birazdan bizleri neler bekliyor. Semiha Yankı'nın doğal güzellik sırları paylaşılacak. Var mı özel bir bakım uygulama? Beslenme var ama beslenme. Değil mi? Sohbete evin sevimli pisipisisi Sade de katılacak. Sade gel öyle. Kızım gel. Eşek. Gel annem küçük, gel. Küçük gel. Seviyor beni. Gel. Parmaklarımı deliyor. Gel. Erkeklerin kıskançlıklarından dert yanılacak. Ben onu da giyerim bunu da giyerim. Ha öyle mi? Evin içinde eşofman. Ha ben duydum. Makyajı sil. Sıfır. Maziye doğru nostaljik bir yolculuğa çıkılacak. Orhan Gencebay bestesi. Benim dünyam sen benim içimde bir korkulur ya. 14 yaşında ben onu okudum da. Semiha Yankı'nın sahne kıyafetleri Evrim Akın'ı mest edecek. Ay ne güzelmiş. Etek. İşte bu en fazla giyebileceğim böyle bir şey. Semiha Yankı'nın 40 yıl önce Eurovision'da giydiği kıyafeti nasıl tablo oldu? 40 senedir saklıyorum onu. Hayır nasıl bir rezil elbiseyle gittim diye. Ama bak... çok otantik yani bizi de anlatmıyor ama, dönemsel olarak da. Ama tatlım şimdi. Az sonra Evrim Akın'la Ev Kuşu'nda. Evet. Bu ne güzellik. Teşekkür ederim. Var mı özel bir bakım uygulama? Hayır. Beslenme var ama beslenme. Maydanoz. Maydanoz. Her sabah. Her sabah maydanoz ve tere. Tereyağı. Tere. Özellikle tereyağı. Ben tereyağsız hiçbir yemek yapmadım hayatımda. Habitat'la gittiğim zaman kolesterol falan diyor. Hiçbir şeyim yok. Gayet güzel. Tamam. Eskiden de nasıl besleniyormuş insanlar. Evet ben de onu diyorum. Anneannemiz zaman değil mi dediler. Tabii canım yani. Sonuna kadar da böyle dimdik yaşıyor. İşte Özdeyiş'in babaannesi var. Kaç yaşında?
91 ay, yaşında nasıl zehir gibi zeka. Şeylere gittiğimiz zaman o nedir Topkapı Sarayı'nın padişahların kullandığı kılıçlar, adam, biz şimdi onu 5 kişi zor kaldırırız. Adamlar tek ellerinde savaşıyorlar. Ya o zaman bu zeytinyağlar bilmem ne mi hep tereyağlardan, hayvansal gıdalar. Tabii. Son derece de sağlıklı yaşarlarmış. Ve bitki değil mi? Tabii canım. Sebze. Tabii. Son evet. Derece de sağlıklı yaşarlarmış. Bir de genler dönemi. Selanik sizin değil mi? Benim baba Selanik, annem Trabzon. Oo. Laz damarında tuttu muydu var ya ana. Hem o batı damarı. Tabii tuttu muydu yandı. Yandı evladım. Çok mu inattır senin ayağın? İnat değil de şeydir, dediğini yapan. Prensipli. Prensipli olmak iyidir Semiha Hanım. Ama camları tırmalayan sevimli bir dostumuz bu fikrimize pek katılmıyor sanki. Bak benim kendim seni kıskandı. Şu anda içeri girmek için deliriyor, camlara vuruyor. Sade. Camın dışında bak. Tabii sen. Anne benim. Tabii delirdi. Alalım mı içeri? Alalım, sever misin? Benim de var kedim. İki köpeğim, bir kedim. Dur, alalım. Ay kızım, her yerimi parçalıyor da gel. Baksana. Sade gel. Böyle, kızım, eşek. Gel annem, küçük gel. Seviyor beni. Gel. Parmaklarımı deliyor. Gel. Deminden beri cam açıldınız, gel. Adı ne? Sade, camları rezil ediyor. Sade. Gel. Ay benim güzel kızım. Kıcım, yok mu ne? Camları vura, cam sildiriyor, pıt. Yerim ben onu ya. Böyle işte. Sade. Tırmalıyor mu? Hayır, şöyle şey, tırnak çıkarmayı bilmez o. Benimki şimdi 8 aylık da biraz şey yapıyor. Bak. Yok, benim ablası. Böyle şeyler bilmez. Hadi. Oynarken şimdi bir iki hafta hadi. Uzak kaldık. Evet. İşler nedeniyle. Şimdi bizim bir de yarışmamız başladı ya, stüdyo koş. İşte bazen şehir dışı çekimler oluyor. Üst üste geldi bu ara. İki hafta kadar görüşemedik onunla. Allah'ım yarabbim, şuramdan inmedi ya. Öyle. 3 gün. Ölüyor yatıyor ya. Gece. O gır bitmiyor değil mi? Tabii, benim bir de köpeğim vardı. Bahçe küçük olduğu için götürüp ablamın bahçesi. Ama yetti duruyor şu anda. Böyle bir beyaz husky'm var benim. Has mavi gözlü. Hala aynı evdiler mi? Tabii. Sohbetin başında kendilerine seslenmiştin ama son bir mesajın varsa iletebilirsin Evrim. Buradan tekrar kucak dost sevgiler, ellerinden öpüyorum. İrfan abimin de, Hamiyet ablamın da, Zeynep'in, Elif'in. İrfan'ın. Ya İrfan evlendi. O da mı evlendi? Evlendi. İrfan da evlendi. Zeynep evde kaldı. Evde bütün yaşıtlarımız evlendi. Semiha Hanım senin bekarlığın üzerine şen kahkahalar atıyor ama galiba o da senden pek farklı değil Evrim. Siz niye evlenmiyorsunuz? Ben bu işte böyle evlendim. Ya çocuğu nasıl yaptın pardon? Hayır, ilkini biliyorum, ikinci bilmiyorum. İki kere evlendim, boşandım. Demek ki ben yapamıyorum. Yani bir evlilik kadını değilim ben. Estağfurullah. Evlilik ve ilişkiler üzerine sohbetimiz devam edecek. Ama Semiha Yankı'nın o güzel şarkılarından biriyle kulaklarımızın pasını silelim mi Evrim? Yok yalan deme. Sevgi denen o gerçeğe. Yok yalan deme. Sevgi denen o gerçeğe. Sevmek acı. Gerçek acı benzer birbirine. Sevmek acı, gerçek acı benzer birbirine. Bir zaman böyle bir kıskanmaya da başlıyorlar. Hani mesleği biliyorlar. İşte Semiha şarkıcı, oyuncu atıyor. Ünlü, star bir kadın. Bunu bilerek geliyor. Ondan sonra da vay efendim, niye oraya gittin? Niye o eteği giydin? Niye burada işte daha çok şarkı söyledin? İşte, niye burada buğulu baktın? İşte oluyor mu bunlar? Var. Ya olmaz olur mu? Türkiye'de genelde çok fazla kadın star çıkmamasının sebebi bu. Erkek egemen bir ülkede yaşadığımız için kadın hemen şu başlıyor kadınlarda. Ben artık evleniyorum, evimin kadını olacağım. Düne kadar nerede çalışıyordun, ne iş yapıyordun? Bu adam seni niye beğendi de evleniyor seninle? O sahnedeki figür oldu. Bitti. Yani buna da bir yere sokağa çıkacağım. Benim adam da diyor ki, bunu niye giydin? Sen beni sahnede böyle gördün arkadaş. Yani nedir seni yapmak istediğin? Ben onu da giyerim, bunu da giyerim. Ha öyle mi? Evin içinde eşofman. Ha ben de öyleyim. Makyajı sil. Sıfır. Bu defa diyor ki, niye giyinmiyorsun? Hadi karar ver. Sonrasında barış ilan edildiği müddetçe sorun yok Semiha Hanım. Tabii iki tarafta ağır zayiatlar vermediği sürece. 20 senedir böyle bir şey gidiyor işte yani. Zor ya, bir kadın starı taşımak zor. Bence erkekler için. Yani kadının şöhretli starlık çok artık çok uç nokta benim için. Hani şöhretli kadının, tanınan bir kadının bir erkeğin yanında olması o erkeği komplekse sokuyor. Bir zaman sonra şey başlıyor onlarda. Ben senden daha üstünüm, benim, ben, sen kimsin?
Erkeklerin kulaklarını bu kadar çınlattığımız yeter hanımlar. Biraz da sanat hayatı diyelim mi? Baba mesleği. Konuşalım mı ondan biraz? Tabii tabii. Çünkü yani ben bunu hani hem Pamiye Tablo'dan duyuyordum. Zaten size çok anlatırdı böyle. Kendini de hani aileyi, babayı anlatırdı. Rahmetle kardeşinizden bahsederdi. Baba akrobat. Baba aslında ip cambazı. İp cambazı. Babanın yıllar evvelki yaptığı şey ip cambazı. Benim babam telde yürürken kurban kesermiş telin üstüne. Elinde denge sopası olmadı. Ki bu dünyada yapılabilecek bir şey değil yani. Cambazlıktan akrobasiye dönüş başlıyor. Ablalarımı ve abimi jimnastikçi olarak yetiştirmeye başlıyor babam. Akrobatlık oradan başlıyor ama öyle bir meslek ki abimi sahne akrobasi yaparken düştü, boynu kırıldı ve öyle kaybettik. Akrobasi hayatı öyle, ben akrobatlık yapmadım. Ha, sizde yok. Hayır, ben de yok. Hamiyet ablam, Safiye ablam, abim, babam onlar yaparlardı. Annem zaten çok eski yıllarda Türkiye ses birincisi olmuş bir kadın. O zamanki şimdi gazinolar gibi değil, eski böyle konser alanları ya da çadırlar varmış. Oralarda şarkılar söylenirmiş yıllar evvel. Böyle bir hayat. Abiyi kaybedince benim biraz sesim anneme benzemiş ki anneme yetişmem mümkün değil. Benim bu sesimle anneme yetişmem mümkün değil. Kadın Üsküdar'dan şarkı söylesin. Beşiktaş'ta dinlerlermiş mesela annemi. Gürül gürül. Böyle bir her yer karanlık okulda, Allah rahmet eylesin. Öyle böyle değil yani. Ondan sonra ilkokullarda ve ortaokul yıllarında falan benim okullarda böyle şarkılar söyletirler talebelere, öğrencilere. Hep oralarda ben ses birincisi seçilirdim. Beşiktaş'ın havuzu vardı şimdiki o güzel büyük otelin olduğu yer, sarayın olduğu yer. Oralarda ben hep ses birincisi seçilirdim. Abi mesleği bitip de yani akrobasi kapanınca eve birinin bakması gerekti. 14 yaşındaydım beni sahneye şarkıcı olarak çıkarttıklarında. 1972 senesinde. Akrobatlık, ondan sonra 3 yıl üvertürlük. Düğün salonları, gazinolar, tavernalar, şunlar bunlar. Şans, Eurovizyon. Ya, peki o süreç nasıl oldu Eurovizyon'a gidiş? Ben tavernalarda şarkı söylerken Orhan Gencebay şarkıları da okurdum. Love Story'ler de okurdum. Yani okumadım. Ben her türlü müzik her okuyordum. Alanda. Her alanda. Öyle yetiştik çünkü. Caz da okurum. Türkü de okurum. Arabesk de okurum. Türk sanat müziği de okurum. Yani okurum. Ben her şeyi okurum. Şarkıcılık da bu demektir benim anladığım anlamda. Tabii oyunculuk gibi komediyi de oynamalı, dramı da yani oynamalı. Yani ama şarkıcılık da tek başına batırız ya, Türk müziği yok ya, şarkıcı benim için şarkıcı. Bu tek tip oyuncu gibi olmuyor mu? Hayır, tek işte, tip şarkıcı. Evet, aynen. Sesi öyle. Yani o aralık ona yetiyor. Evet, yani ben o her şeyi okurum. Bu arada Love Story okurken birdenbire Orhan Gencebay şarkıları okurken bir kart geldi elime. Aa, filmlerdeki gibi. Tabii. Beni arar mısınız diye, rahmetli Yaşar Keke var. Orhan Gencebay'la ortak o zaman. Benim ilk plağım Orhan Gencebay bestesi. Benim dünyam, sen benim içimde bir korkulu rüya. 14 yaşındaydım ben onu okudum ben. Seni benim gibi sevenim bulamazsın. Tanrım bu rüyada hiç uyanmadırmasın. Ömrünün vefası yok, korkum aşkımdan çok. Gönül sen de bizdensin. İlk 45'lik çıktı. Fakat o zamanlar Mine Koşan ve Biricik olduğu için arabeskçi, o elbiseyi benim üzerime uyduramadılar. Sonra dediler ki bu kıza bir tane Türk hafif müziği, bu kıza bir 45'lik yapalım. Sözlerini Ülke Aker yazdı. Ülke Aker'in Kemal Evcioğlu ile tanışması ve Eurovizyon yarışmasının Türkiye'de yapılıyor olması Eurovizyon kapısını açtı bana. Yani Ülkü'deki Eurovizyon yarışması diye bir yarışma yapılıyor. Ne bileyim, Eurovizyon ne olduğunu bilmiyorum. Televizyon yok, Eurovizyon'u bilirim. Zaten ilk katılan da sizsiniz. Tabii. Bomba diye karakola götüresi geliyor insanın. Böyle böyle bir yarışma var. Başlıyor işte, girer misin? Girerim. Ülke şarkıyı okudu. Yarım saat içinde şarkıyı okuduk. Müracaatın kapanmasına yarım saat kala en son benim bant girdi ve müracaat kapandı. Ben sonra unuttum şarkıyı da, yarışmayı da. Ben adamda çalışıyorum. Zart diye bir telefon geldi. TRT'den arıyorlar. 17 finalistin içine kaldınız. Apar topar Ankara.
17 finalist, 8 finalist derken ülkeyi temsil etme hakkı. Seninle buluşmamız bir dakikada geçti. Gözlerim, gözlerini canım bir dakikada içti. Seninle buluşmamız bir dakikada geçti. Gözlerim, gözlerini canım bir dakikada içti. Hasret tükenmez gibi kavuşmak bir dakika. Sevmek bir ömür sürer, sevişmek. ...1975 yılında Seninle Bir Dakika adlı şarkıyla Eurovizyon'da ülkemizi temsil eden Semiha Yankı'nın önünde yepyeni ufuklar açılmıştı. Bu yaratıcılıktan kurtulan bir Semiha Yankı. Hayat, 40 sene olmuş Eurovizyon'a gideli. Yıllar. Hiçbir şey götürmemiş. Hayır, yıllar hiçbir vermiş. Şey. Vermiş. Ha, teşekkür ederim. Yıllar hiçbir şey götürmüyor ama. Vermiş her şeyden önce. He? Bizi bize vermiş. Ay canım benim, seni de bana vermiş. Çok teşekkür ederim. Hı. Yıllar geçtikçe insanın duygu yoğunu. Şimdiki duygularımla Seninle Bir Dakika okusaydım nasıl okurdum acaba? Ay. Aşkı tanımıyorsun. Sevgiyi tanımıyorsun. 15 yaşında bir çocuk nasıl yani? Yani hayatı tanımıyorsun ki. Şimdi olsaydı neler olurdu acaba? Ama o zamanlar şuna kafam çalışmış benim. Dedim ki Eurovizyon'a giderken benim arkama biraz vokalist verin. Bisikletenin bütçesi yoktu. Cici kızlar gibi bile gitse istiyorlardı o zamanlar. Yani. Bütçe, öyle bir bütçe yoktu. Semiha Yankı, sanatçının sevenlerine karşı belli sorumlulukları olduğunun altını çiziyor. Ve bakın bu konudaki hassasiyetini nasıl dile getiriyor. Ben hala şu yaşımdayım. Bir balık lokantasına ya da bir kebapçıya bile giderken bluzunu giymemeyi tercih ediyorum. Utanıyorum çünkü yani öyle bir kültürle büyüdüğümüz için. Biz dışarıya çıktığı zaman insanların sevgilisiyle ya da arkadaşlara çıktığı zaman şimdi ben evimde eşofman giymeyi tercih ediyorum. Yani evim yani ama dışarıda çıktığın zaman artık bir bakıyorsun yırtık kotlar, burası kesilmiş bir şey, abuk sabuk, saç buradan böyle bir bağlanmış. Ve insanlar gidip gazinonun en ön masasında bir de seni beni eleştiriyorlar. Ha, beğenmiyorlar. Öyle yani. Mi? Metin'in de kostümlerini beğenmiyorlar. Yani çok sosyal güzel. Medyada çok yazıyor ama ben memnunum arkadaşlar yani. Çok güzel. Sana oli ki. Ya yani. Metin'im benim. İllerine sağlık canım. Canım benim. Vallahi emeğini hakkını ödeyemem. Tabii. Bizim canımız. Benim, canım bir tanem. Çok koşturuyor bizim için, çok. Benim için. Hem piramit için hem ev kuşu için. Gerçekten. Yani bütün yapım. Ben seviyorum ya. Çünkü bir de hani sevdiğim markalardan sevdiğim markalardan alıyor canım arkadaşım benim. Gidiyor, giydiriyor beni. Ben memnunum. Takılarımız da öyle. Ha, bu arada hemen bir şey söyleyebilir miyim? Bu arada bizim gene CFM ailemizin güzide programlarından her şey dahilin yardımcı öğretmeni. Sevgili Ceyhun bana bak ev ve kuşu plankik yapmış. Yani daha doğrusu kız arkadaşı yapmış. Çok teşekkür ediyorum. Emeğinize, ellerinize sağlık, düşüncenize sağlık. Ömrümün sonuna kadar saklamaya çalışacağım. Gene tüylerim diken diken oldu. Evet. Duygusallaşıyorum. Ya ağlıyorum ya tüylerim diken diken oluyor. Ne olacak benim bu halim? Şunlar bile beni mutlu ediyor sen işte. Sen de suratının güzelliğine ne güzel, ne güzel bakıyorsun ya. Ya. Vallahi. Ay. Çok güzel bakıyor, çok. Çok. Semiha Hanım'ın bu güzel iltifatıyla enerjiyi depoladın Evrim. Bu güçlü motivasyonla evi gezmeye başlayabiliriz artık. Bak, hı? Sana ben buradan şöyle bir başlayayım, şuradan bir ilk peçete alayım. Şuradan. Aa, bu arada ne kadar zayıflamışsınız. Ben zayıfım zaten. Bu en kilolu halim. Nasıl en kilolu halim? Bu en kilolu benim. Yok ayol, benden incesiniz. Benim en kilolu bak, halim bu. Bu kadar. Bu en tabii bugüne kadar en kilolu halim değil. İşte burası da böyle bir yerimiz. Burası böyle... Misafir evet. Odası mı? Buralar böyle işte, buralarda bir şeyler. Ay bu ne çıkmış böyle? Evet, öyle kumluk. Az sonra. Bu elbise sana ne hatırlatacak?
Evrim bak bakayım. Eurovizyon? Evet. Ne kadar güzel, hala duruyor. 40 senedir saklıyorum onu. Hayır, nasıl bir rezil elbiseyle gittim diye. Ama bak, çok otantik yani, bizi de anlatmıyor ama, dönemsel olarak da. Ama tatlım, şimdi Türkiye'nin ilk defa katıldığı yarışmada... modanın merkezinden, Paris'ten gidiyorsun yarışmaya, düşünebilir evet. misin? Şöyle bir elbise. Kim seçti bunu? Sence? Anladım. Yani Türkiye'de sarışın kadın olmaz deyip saçımı kumrala boyadılar benim. Tabii, doğru, koyuydu. Tabii. Tam türkü yansıtsın diye herhalde. Ama Türk kimliğine ne alaka ya? Ben motosiklette mesela deri tulumlarla gezen bir kızım ben burada televizyona gittiğimde. Bu değilim ki ben. O zamanın şartlarında öyle düşünülmüş. Ama belli ki bu durum sizin içinize pek sinmemiş Semiha Hanım. Biz dönelim günümüze ve çok sevdiğiniz bir konuya. Malum torun sahibisiniz artık. Kaç yaşında Aslan? Aslan 2,5. Maşallah. Aslan 2,5 tebessüm 31 yaşında oldu. Ya. Mesela 84'lü. Sırada Semiha Yankı'nın aldığı çok sayıda ödülden birkaç örnek var. Burada koyu çıkmış, daha kızıl değil mi normal? Tabii. Adını yollara yaz. Bu Yavuz Gemisi'nin güverte tahtasından yapılmadır. Aa. Tabii İzmir Menteş'ten hediyedir bana. Benim işte Yılın Sanatçısı Büyük Ödülü 1975 senesinde aldım. Bu sonra 93 yılında bir kaset yaptım, adını yollara yazdım diye. Satış rekorları kırmıştı onun altın kaseti. Bu 1976 yılında Altın Orfe Festivali'nde. Ha, Orfe'de de birincilik evet. vardı. Altın madalya da altın değil tabii, gördüğünüz gibi böyle karardı bir şeyler oldu. Bak. Bronz gibi bir şey oldu. Evet, 1976 yılında altın ödülünü aldım. Ne çok ödüller. Evet, benim 40 senem şurada. Böyle değil mi? Evet. Çıkalım mı yukarıya? Olur. Yukarıya. Çıkalım mı? Çıkalım. Hadi gel. Tamam. Aa, fotoğraflar burada mı var? Tabii var. İşte Eurovizyon Türkiye'de temsil... O mu bu? Tabii, Türkiye'de kazandığım zaman böyleydim. İşte bu. Bak, bu benim Eurovizyon'da birinci seçildiğim gece. Aa. Ülke Aker yanımda bak. Evet. Recep Kaymak, rahmetli Safiye ablam. Tansu Polatkan, Elvan Sevil. Bak, burada yıllar var, tarihçici kızlar. Ali Rıza Binboğa. Ben burada kendimi seyrederken, birinci olduğum gece. Sonra, bunların ikisi de rahmetli şu an. Bunların hepsi rahmetli. Ya. Abim. Ay, ne güzelmiş. Bu geçen evvelki sene ablamı kaybettim. Abla, ya, evet. Başınız eniştem. İşte bu şarkıyla ülkeyi temsil, Bulgaristan'da birinci çıkmaz bir ağırlık. Sokakta aşkımız, çaresiz ayrılık köşesinde yaşlı bir çınar gördüm. Çıkmaz bir sokakta aşkımız. Bir kara sevda vurdu başıma. Neredesin sen? Kimdensin sen? Ben soramadım. Bir kara sevda vurdu başıma. Neredesin sen? Kimdensin sen? Ben soramadım. Enişten'le benim filmim Hamal diye bir film çektik biz. Az kaldı Selim'cim, yakında arabayı alacağız. Canım, bir tutturmuş araba. Sen beni nasıl istiyorsan o da bunu istiyor. İstiyor ki Hamal'ın kızı demesinler, şoför Yusuf Efendi'nin kızı desinler. İster çatlayın ister patlayın terbiyesiz herifler. Cümle aleme inat, geleceğiz arabamızla mahalleye. Hatunlar gibi oturup dedikodu edeceğinizi siz de çalışın, kıskanç köpekler. Kızma kızım, şaka yapıyoruz, takılıyoruz. Takılmanız baksın. İşte burası da böyle bir yerimiz. Burası böyle misafir evet. odası mı? Evet, yani misafir odası. Böyle. Dinlenme odası aslında değil mi? Yani, televizyon da yok. Televizyon var. Ha, var mı? Tabii. Ha, orada. Televizyon, hadi burası daha kalabalık olduğumuz anlarda kullandım. Hani salon tabir ettiğimiz eskilerin. Aslında bütün hayatım aşağıda geçiyordu. Mutfağı. Burada da bir mutfak var. Hayır, burada. Ha, öyle mi? Burada tabii da var. İki mutfak var bu evde. Biraz eskiye merak saldım bu ara. Eskici geziyorum. Antika. Antika değil, eski. Eski. İkinci el. İkinci el. Eski tel dolaplar. Vintage dedikleri değil mi? Vintage. Onun adı nedir bilemem. Ha.
O eskileri toparlayıp, aşağıdaki büfe de onlardan bir tanesi. O eskileri toparlayıp, renklerini renkleyip, zımparalayıp, bilmem ne yapıp, bunları kullanmaya. Şimdi bu avizeler falan bir gıcık kaptı, bunların hepsi gidecek. Başka şeyler takacağım buralara. Eski kristaller vardır. Şimdi bir eskici, bunların hepsi buradan her an gidebilir yani. Tabii çünkü ona sardırdım, ondan sonra boya badana başlayacak. Eyvah, tabii şimdi iş bitmez. Bir tane dolap göstereceğim sana, şimdi içeride paramparça, onu toplayacağım. Seninle bir dakika. Bak bir var, pembişim böyle, pulunu seviyorsan buradan hiç giyilmedi. Bunun rengi ne hoşmuş böyle. Etiketi bile üstünde daha. Evet. Şunu 2-3 kere giydim. Aa. Artık bu şimdi. Az sonra. Buralar böyle işte, buralarda bir şeyler. Ay bu ne çıkmış böyle. Evet, öyle kumluk. Kahvenin yanında değil mi? Aha, evet. Çok güzelmiş. İşte burası böyle. Aa, bir... Bu da bak, antika galiba. O çok eski bir şey evet. Belli. Çok, çok eski. Güzel. Bunu şeyden hediye ettilerdi bana, Sivas'tan. El oyması tamamen. Semiha Yankı'nın evi otantik dokunuşlarla bezeli. Özellikle ahşap işçiliği eve apayrı bir hava katmış. Bu ahşap ne güzel olmuş burası evet. Böyle. Aslında ben burayı şimdi televizyonda söylenmesi yanlış olacak ama ben burayı hani böyle daha bir barımsı bir hava yapayım dedim. Hani burada oturalım şey olsun diye. Sonra bu şekle çevirdim. Yani bence böyle. Çok güzel olmuş. Evet. Burası da böyle bir şey. Şu ahşaba bayılıyorum ya. Beni çok mutlu ediyor mesela. Ben de ahşap severim. Çok. Çok severim. Belli ama mobilyanın hastane şeyinden de. Gibi böyle bembeyaz. Bak aşağıdaki mutfağa gıcık kaptım mesela. Bir ara onu söktürüp atabilirim orada. Fazla modernite de olmuyor değil mi? Hastane odası. Mermer sevmiyor. Şu merdivenlerim işte yapılacak. Mermerden nefretim. Aslında oraya ahşap da güzel olur. Tabii tabii ahşap yapılacak. Onu diyorum marangozlarım gelmedi. Adamlar yok piyasada. Ha bu. Bu ipek halı. Melekez ipek. Bu antika ve eski eşyalar özellikle kameraman arkadaşımız Mengütay'ı mest ediyor. Gel eski dolabımı göstereyim. Meraklı eskici gel. Gel. Eskici tazesi gel. Aa, bu da güzelmiş. Ay burası havasız kalmış biraz. Cam açayım. Bak. Aa. Ay çok onun için güzel. Bak burası duvarlar paramparça. Duvarları görürüm ben. İnecek tabii onu. Bak. Bak kapağı vay elimde. Şimdi toparlanacak. Eski tel dolap. Yani bunu şimdi buraya asacağım. İçine böyle. İçine bizim eski şişeler. Onlar işte pirinçli bulgurdu bilmem ay, neydi falan filan. Görseli güzel olur. Burası böyle bir yer. Ama sık kalmış ama. Bak bu yılın sanatçısı Eurovision'da birinci olduğum zaman. Bu İşte aynı şey. Bu benim mankenlik tutsama. Şaka. Tabii. Aa, özel mankene gidersen sen. Tabii. Vay be. Şey, o Leydilik Okulu gibi değil mi o dönemde? Mankenler eskiden tabii eski. Mankenlik yapıyordum ya, defileye çıkıyordum. Ama şimdi kızlar oldu 1.80. Bizim zamanımızda mankenler şeydi, ekspozisyonlara falan çıkardı. Bizim bıdık bıdık. Tabii tabii. Bizim tipimizde kadınlardı onlar. Bak burada camdan her şeyin falan. Ses. Evet. Bu yine abimle ablamın filmi. Burada işte yıllar. Ah annem. Ana benimkiler. Evet. Evet. Ay şu güzellikleri var. Bak Zeynep, Elif. Zeynep. Tebessüm, Deniz, işte Zeynep, Elif. İrfan, eniştemle ablam. Ay, hamiyeti. İşte, hamiyeti. Meşhur hamiyeti o da. İşte. İrfan abimle hamiyet ablam. Evet. Allah uzun ömür versin onları. Amin. İşte şen şakraklar. İyi Zeynep evlenmediyse biz iki... Zeynep evlenmedi. Evde kalıp gezeriz. Seni merak ettiğin yere geldik şimdi. La 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 la. Sahne kıyafetleri. Ananınan. İşte. Ay çıkarabilir miyim? Tabii istediğin. Ya ben bunlara ölüyorum ya. Beni bunlarla bir odaya koysa ama giymek için değil, böyle bakayım, oynayayım, elleyeyim. Giymek istiyorsan aynı bedeni sana göndereyim. Olur valla. Ama yok, giyemiyorum işte öyle. Ona bakacağım. Parıltısından gözümü alamıyorum. Bu şey ama bak, bunu böyle yaptım bir de renk değiştiriyor. Ha, böyle yapınca böyle mi? Delirenler. Delirenler. Ay çok güzel olmadı mı? Seninle bir dakika. Bak bir de bunlar pembişim böyle. Pulunu seviyorsan. Bu çok güzelmiş.
Ooo, what a sexy. Bak ciddi söylüyorum, bir şey falan giymek istediğin zaman öyle de bana gel. Giyemiyorum. Hayır, giymek için değil. Ha. Oyun oynamak için, evcilik oynayacağız. Evcilik ya. Ben onlara bakayım, dokunayım, evcilik oynayayım. İşte giyemem ki normalde. Burada hiç giyilmedi. Bunun rengi ne hoşmuş böyle. Etiketi bile üstünde daha. Evet, tam yaz değil mi? Evet, şimdi biraz işte biz solaryum, valaryum falan yapayım. Şunu severim çok. Bu da güzelmiş. Evet işte. Şuradan kapatayım mı? Miadı dolanlardan. Bak. 2-3 mi en fazla? En fazla. O da yani yayınladığım zaman eğer televizyonda falan... Televizyona bir kere giydiysem hiç şansı yok. Evet ya, öyle bir şey var. Hiç şansı yok hemen. Sırada bir başka göz alıcı kıyafet daha var. Şunu 2-3 kere giydim. Aa. Artık bu şimdi... Baksana renklere. Yazın ben bunu Bodrum'da sokakta giyerim artık. Akşam yemeğe giderken. Akşam yemeğe giderken. Doğru. Yani bu bitti ama artık. Çok güzelmiş renkler. Siz mi çiziyorsunuz, tasarlıyorsunuz? Yok, hayır. Benim bir mağazam var, çok severler beni. Avrupa'dan getir, onun modelini kendi çıkartır ya da tasarlar, başka bir şey yapacaktır. Dikiyorsun. Gelen modeller bana gelir. Yani pahalı mı? Yok. Hesaplı bir yer mi? Tabii. Göndereyim seni. Tamam. Vallahi iyi olur. Şimdi sıra allı pullu eteklerde. Ay ne güzelmiş. Etek. Bizim boyumuz da bir ya. Bak beller de aynı. Şimdi uzun etek modası başladı. Şimdi işte bunların üzerine siyah bir tane basic bir şey giyiyorsun. Ya da herhangi bir şey. Program öyle çıkılır. Bir de program için zaten. Ha. Yani rahat ikinci bölüm. Mesela. Yani daha rahat göbek atmak için. Ay. Kapı gıcırtısını oynarım ben. Ben de oynarım. Ya. Ah. Hello 98 diye duyayım. Hoppa diye başladım. Başladım. Durdurmanın imkanı yok, kapı gıcırtısına. Renkli görüntüler eşliğinde Semiha Yankı'nın sahne kostümlerine göz atmaya devam ediyoruz. Bakalım sırada nasıl bir parça var? Bu da artık sokak elbisesi olacak. Bitti. Öyle sahnede miadı doldu. Doldu. Bitti. Hadi böyle işte Bodrum'da bilmem nerede. Baya incecik ya. Yazın akşamları bir yere giderken falan sokakta giymeye döner ancak. Papa ya bu televizyon gerçekten çok hain. Bitti. Yani yok, yapacak bir şey yok. Ya çok kalın gösteriyor hepimizi. Yapacak bir şey yok Evrim. En fazla siyah giyinip kurtulabilirsin kameraların azizliğinden. Mesela sıradaki elbise gibi. Ay, işte bak en fazla giyebileceğim böyle bir şey. Sen bunu da giyersin Evrim, bunu üstüne görmek isterim yalnız. Ya o bana utanırım işte ama mesela en fazla giyebileceğim pul payet tarz bu. Ha. Çok güzelmiş. Oldu değil mi? Tam bir Fransız. O yelekleri şimdi var tabii tiyatro falan kullanılması gereken. Oralara yollayacağım hani böyle. Ay canım. Dekor. Gösterilerde tabii falan, gösterilerde ya da Ramazan eğlenceleri gibi böyle hani. Ne kadar iyi kalpsiniz. Onları oralara göndereceğim. Ondan çünkü bitti artık yani. Semiha Yankı'nın bu güzel planı için şehir tiyatroları biçilmiş kaftan. Ne dersin Evrim? Aa, Erhan Yazıcıoğlu şehir tiyatroları. Siz işte göndereceğiniz eşyada varsa. Var tabii. İrtibat numaralarını verelim. Şehir tiyatroları deposunda tutuyorlar, oyunlarda kullanıyorlar. Çok iyi olur çünkü yani birisinin işine yarasın istiyorum. Ben çünkü derdim bir de kimse şey yapmayacaktır. Etekler var. Ay bu eteği biliyorum, çok güzel. Evet. Güzel marka. Ay bana da ne çok markacısın diyor. Ay açtım. Aa ne yaptım, pardon. Aç. Buraları açalım. Burada çantalar, şunlar, bunlar, takılar, makılar falan. İşte bunlar. Ay işte Bodrum ya. Evet. Direkt tatil, Bodrum. Evet. Şu renk. Evet. Şunu sana hediye edebilir miyim? Ya. Lütfen. İçinizden mi geldi? Evet. Şunla. Ya. Evet. Ay teşekkür ederim. Güle güle kula. Güle güle kula. Sağ olun. Aşkım. Ay ne güzel. Allah nazardan korusun, şuraya takayım. Evet. Çok şeker değil mi? Evet. Ben bunu kendime göre biraz minittireyim. Minit. Evet minit. Düşmesin şöyle. Aslında tak arasına bakayım onu. Arasına mı? Şunu da almalı. Oldu mu? Evet. Bunlar senin olsun. Ya. Benden hediye olsun sana. Teşekkür ederim. Ne güzel hemen değil mi ya? Olsa şu da var. Bak ya, bunu böyle takım halinde tabii. Bunları böyle takacaksın. Ay, çok olmadı mı? Benim ince ya. Küpelerini de takacaksın. Küpe mi? Takamam küpe. Takmaz mısın? Takamıyorum şey. Peki. Böyle takabiliyorum bir tek şunları. Anladım. Peki. Çünkü... Takabiliyorsan senin olsun. Şeyim var, alerjim var. Peki tamam. Küpede mahvet. Bu fazla olmadı mı? Benim bileğim ince ya. Ulan şunu çıkar bakayım. Hayır.
Ama böyle, bunu böyle takacaktım. Ha, öyle mi? Bu. Yani ha. Bütün esprisi bu. Tamam, o zaman ben bunu... Şimdi siyah bir elbise giy. Anladım, ha, buradan ya. Patlat. Ha. Peki o zaman ben bunu bileğime göre yaptırtayım. Okay. Metin'e vereyim, Metinciğim. Şöyle biraz aldın mıydı? Evet. Değil mi? Evet. Güle güle bunu. Teşekkür ederim. Bu işlerin dinli kıyafetlerim. Bazen işte yazdıklarım bir kısmı burada duruyor, bir kısmı içeride duruyor. Böyle. Renk seviyorsunuz ama siz. Sahnelerde... Yazın özellikle. Yazın renk severim. Bu ne güzel elbiseymiş. Evet. Bak. İşte bunu giy, çarşı sana pazar. Bir şey söyleyeyim, nereden aldım bunu biliyor musun? Kaç para biliyor musun? Pazar yani mı? Çok enteresan bir para verdik değil mi? Çok güzel ya. Alaşatı pazarı 20 lira. Şaka. Evet. Çok enteresan. Yazları neredesiniz? Genelde... Çalışmadığınız zaman. Yani. Genelde teknede denizin ortasında nereye gidersen. Tekne mi var? Kaptan yani... ehliyet? Yok benim kaptan var zaten. Kendi kaptan. Mutfaktaki aşk muhabbetinde renkli anlar yaşanacak. Birazcık aşk var mı aşk? Aşk? Hı. Aşk olmadım olur mu be? Şu gözlere bak de. Aşksız hayat. Az sonra. Benim arkadaşlarım 10 gün tatilleri var. Plan yapıyorlar, Bodrum'a gidiyoruz, şu otelde kalıyoruz. Sabahlara kadar eğleniyorlar, akşamlara kadar uyuyorlar. Akşam yine eğleniyorlar. Ya diyorum nasıl tatil yapıyorsunuz? Tatil o değil bence işte. Delirmek tatil, o. Telefon, televizyon bilmem ne olmayacak. Gideceksin yemeğini saat 10.30-11 gibi sabah 7'de kalkacaksın, denizine gideceksin. Tabii kitabını okuyacaksın, ha, kitabını eğlenceni yapacaksın arkadaşlar. Benim için tatil o. Öbürü seyahat. Hah bravo güzel seyahat. Öbürü gezmeye seyahat. Gidelim gezmek, değil mi? Eğlenmeye bitti. Gidelim. O da tatil. Tatil başka bir şey. Dur burada böyle şeylerim Macicim. Al şuna bakayım. Ama bu da çok şıkmış. Ama bunu daha çok seviyorum. Yani beyaz olarak yanık tenli de şunu daha çok seviyorum. Bu çok tatlı, buna bayıldım. Bıcır bıcır. Elbise odasındaki bu renkli anların ardından sıra geliyor mutfak ziyaretimize. Bakalım Semiha Hanım bizim için neler hazırlamış. Yemeği mi yiyoruz? Tamam mı? Bitti yemeğe mi gidelim? Yemek yapacakmışım. O zaman geleneksel şarkıma başlıyorum. Lokanta açıldı, lokanta açıldı. Yok yok yok, lokanta açıldı. Aşağı yemek lokanta yapma, açıldı. Hadi gel. Ne yapıyoruz şimdi? Şimdi şu etlerimizi şuraya bir diziyoruz ilk önce. Bu ne yemeği? Sahanda bir şey yapıyorum sana, antrikot yapacağım. Oh my goodness. Evet. Etlerimizi şöyle bir dizelim. Dizebildiğimiz kadar. Çok da üst üste bindirmek istemiyorum. Yağ koymuyoruz değil mi dibine? Hayır. Biraz kendi sonra yağ. Üzerine bir parçacık tereyağı atacağım o kadar. Tamam. İşte bu kadar. Şimdi böyle soğanlarım var. Ben bunları daha önceden hazırladım. Kadın. Hazır kadın. Semiha Yankı mutfaktaki hünerlerini konuşturmaya devam ederken ablası Hamiyet Hanım'ın kulakları da bol bol çınlatılıyor. Hamiyet abla da güzel yemek yapıyor. Hamiyet var mı? Hamiyet bir restoran açsın yemin ediyorum. Ortalığı karıştırır. Onun o sotelerini içinde falan. Tabii. Pilavı. Hamiyet'in, Hamiyet sana Hamiyet sana bir gün bir bumbar yapsın. İster sever misin Adana iş yemekler? Ha? Severim. Çok düşkün değilim ama severim. Bir içli köfte bir bumbar yapsın sana. Ha, köfte bayılırım. Yani. Aa, suyu da burada. Getirelim suyunu da koyacağız. Şimdi fazla domates koymasam mı acaba? Şöyle suyundan. Şimdi birazcık. Aşk hani. Var mı aşk? Aşk? Hı. Aşk olmadım olur mu be? Şu gözlere baktı. Aşksız hayat. Ay, neye benzer? Yaşaması çok, bayat. Çok bayat. Bence de. Aşksız hayat, yaşaması bayat. Aşk olmadı ama şeyli, adrenalin olsun istiyorum aşkta, kırmızı kavga, dövüş, patırdı. Öyle mi? Tek düze hayat neye yarayacak? İstemem öyle, tek düze yaşamayı. Renkli saptamalarla daha da ilgi çekici hale gelen bu aşk dolu sohbetin ardından dönüyoruz yeniden yemeğimize. Pratik, hemen eve geldin işten. Ya bu benim tarzım bir iş değil bu. Ben böyle bir ev kadını değilim aslında. Yo, iyisiniz. Yani yaprak sarayım isterim. Aha. Lahana sarması, puzzle'lar bilmem neler. Burayı kızlar toparlasın şimdi.
Yarım saat sonra yemeğimiz hazır. Oho. Yes. Yanına bir de pilav çakarız şimdi. Allah Allah. Hadi gelin. Hadi. Semiha Yankı'nın marifetleri sadece mutfakla sınırlı değil elbette. İşte bir örnek daha. Bu ne? Ablanın el işlerini gör. Bak ben bunu... Şaka. Tabii. Bir günde ördüm bak. Ne? Tabii. Wow. Ben buna böyle dolana dolana ay dol. Bunun bir de pembelisi var. Acayip güzel. Oh sıcacık. Ay çok yakışıyor sana bu renkler. Ya. Ay. Metin. Gerçekten çok yakışıyor. Metin. Piramitte beni böyle giydir. Ay bu renk bu. Ben sana bu renk bir şey öreyim. Ay canım ya. Valla. Ne güzelmiş. Çok yakışıyor. Ya. Ay bu çok güzel. Nasıl? Bir günde mi bitti bu? Bir günde. Küçük küçük zaten şeyler bunlar. Tık tık bir iş, bir işler. Ya. Sonra yere bir koyuyorsun bunları birleştirip başlıyorsun iğneyle dikmeye. Ha öyle bir de. Tabii. Dikiliyor. Tabii. El işi becerilerinin ardından Semiha Yankı'nın hiç bilmediğiniz yönlerine doğru yolculuğumuza devam ediyoruz. Benim arkadaşlarım mesela başına bir şey geliyor. Ben kendimle ilgili de mesela. Kafaya taktığım anda yapamayacağım. İğnenin deliğini de bulsun olsun çıkartırım. Ne o? Yani illa teknoloji çağında diye bir şey yok bunda. Yok. 150 bin tane şekli var. Belli. 150 bin tane şekli varmış. Bulurum, yakalarım. Çok küçük detaylara takılırım mesela. Ağzından çıkacak bir tek kelimesine takılırım. Bir şeye takılırım. Çok büyük hareketler zaten belli eder kendi. Arada, şu arada böyle bir şey çarptırır farkında olmadan oradan yürür gidersin, yol alırsın yani. Detayda gidiyor. Tabii tabii her şey detayda. Bu şeye benzer. Büyük paran vardır, harcarsın nereye ne verdiğini bilirsin ama o kuruşlar vardır ya göze batmaz. Hesabını biriktirirsin, yaparsın. Biriktirirsin onlar bir bakarsın ki o büyük paradan çok daha fazlasına mal olmuş sana. Hayat dersi olacak bu çok önemli tespitlerin ardından sıra geliyor yavaş yavaş vedaya. Çok teşekkür ediyorum her şey için. Ben teşekkür ederim. Vallahi. İyi ki geldiniz. İyi ki, iyi ki bu programı yapıyorum. Gene dedirten anlar yaşıyorum, gün yaşadım. Hamiyet ablama kavuştum sadece. Evet. Ama en kısa zamanda gidiyoruz sözün var. Gidiyoruz, gidiyoruz. Tamam. Bahçede oturacağız. Okey, tamam. Havalar da güzelleşiyor. Biz de C yapım ailemiz olarak ay, size hediye getirdik. Elimiz boş gelmedi. Çok teşekkür ederim. Buyurun, rica şimdi ederim. Açayım mı acaba? Yani siz bilin. Zor ama şimdi açayım. Bakayım nelerim var içinde. Ay yerim. Oy. En güzellerini de saklayacağım emin olurum. Bak ödüllerimi içine koymazsam. Kurban olurum. Yemin. Ay. Ah çok şeker, çok teşekkür ederim. Bu derhal vitrinin içine girecek. Kurdale. Böyle de süs seviyoruz. Hmm. Süs ekip çek. Leopar. Nuriyerli taş gökbezi. Leopar. Melek yıkılır. İnsana melek gelir işte böyle. Yıkılır. Kek. Pastanızı, pasta. Kekinizi yerken bizi hatırlayın. Melek melek böyle sizi ay temsil çok, ediyor. Çok teşekkür ederim. Bayıldım. Çok teşekkür ediyorum. Çok teşekkür ediyorum size. Sağ olun. Çok teşekkür ederim. Biz teşekkür ederiz. Ay bayıldım, bayıldım, bayıldım. İyi ki geldiniz. Ayaklarınıza sağlık. Çok keyif aldım. Çok teşekkür ederim. Kapatayım sonra dedikoduya geçeriz. Tamam. Tamam. Şaka ya dedikodumuz da öyle değil yani. Esprisini. Ne yaptık ne ettik görüşmeyeli onlardan konuşuruz. Hamiyet ablayı çekiştirelim azıcık. Görüşürüz. Efendim yayında yapımda emeği geçen herkese sonsuz teşekkür ediyorum. Bir sonraki programda görüşmek üzere. Şimdilik hoşçakalın. Hoşçakalın. Bay bay.